aleyküm. Arkadaşlar gerçekten o kadar güzel oldu ki sizinle bu tarifi kesinlikle paylaşmam lazım. Ve benden beklenilmeyecek ölçüde sağlıklı oldu. Nasıl yaptığımı hemen anlatmak istiyorum. Şöyle benim göz altımda pırasam vardı. Dünden kalma 400 gram. Onları incecik doğradım. Bir çay kaşığı tuzla bunu böyle ovum ovum ovuyorum ki yumuşatıp suyunu çıkartıyorum. Aa bak böyle suyu çıkıyor bunun. Sonra suyunu ayrı bir yere koyuyorum. Sonra pırasanın püresini de kullanıyorum. Suyla çorba yapabiliriz. Ziyan yok bizde. Bu maddi yassızlıkta. Şu kaba 3 tane yumurta kırıyorum. Kek ya. Bir su bardağı da yoğurt ekliyorum. Bir su bardağı da peynir ekliyorum. Yani en ucuz peyniri. Bir su bardağı cıvık yağ ekliyorum ben. Sonra bunları güzelce de karıştırıyorum. Tamam mı? İşte böyle. Sonra bir su bardağı mısır unu ekliyorum. Bu karışık mısır unu. Yani kavrulmuş ve kavrulmamış. Benim elimde o var diye. 2 su bardağı da tam buğday unu ekliyorum. Yani neden tam buğday unu? Çünkü sağlıklı bir şey çıkartmak niyetiyle harekete geçince böyle bir şey oldu. Ve çok güzel kokuyor bu arada. Pişmeden bile. Bir paket kabartma tuzu ekliyorum. Kabarsın diye. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Sonra böyle iyice karıştı. Ne kaldı geriye? Pırasa. Ha, pırasayı da ekliyorum. Suyunu iyice süzülmek gerekiyor biliyorsun değil mi? Onu yaparsan iyi olur. Sonra bunları karıştırdım. Bu arada ıspanakla falan da yapabilirsin aynı şekilde. Bilginize efendim. Fırına uygun şöyle herhangi bir kap. Bu kap müsaitmiş. Ona fırın kağıdı efendim böyle. Fırın kağıdını buruşturunca daha rahat yaydırıyorum da o bakımdan. Bir tatlı kaşığı tereyağı sürüyorum. Ben istersen cıvık yağ sürersin ama tereyağı ne güzel lezzet verir. Ondan sonra içine efendim tüm harcını böyle dolduruyorum. Harcın kıvamı böyle olursa tamamdır, tamam mı? İyice de düzlüyorum. Her tarafı eşit oluyor tüm yükseklikler. Sonra şimdi bak bu ceviz reçeli. Bizim evimizde ceviz reçeli vardı. Aslında yoktu. Bize hediye geldi. Allah verenler razı olsun. Sizin evinizde reçel varsa, yani ceviz reçeli bizim evde hani çok pahalı bir şey diye demedim ama ben yapmamıştım. Yapan bana verince mutlu oldum. Kendisine teşekkür ediyorum. Herhangi bir reçelle de olur. Pişirme tarifine geçiyoruz efendim. Önden ısıttığım sıcacık fırına fanlı ayarda 180 derece ısıda alttan ikinci rafta kızarıncaya kadar pişireceğim. Tabii ki süre söylüyorum ama söyledim 40 dakika sonra. Böyle kızar kızar kızardı. Çok da mis gibi kokular da geldi zaten. Yani tatlıyla tuzlu bir arada nasıl olur diye düşünüyorsan tadını reçelden aldım. Şeker bile katılabilir aslında ama ben size reçelle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hakikaten yapın. Yani elinizde kayısı reçeli olur, başka çilek olur, o olur, bu olur falan. İncir reçeli olur. Muntazam. Şunun dokusunun güzelliğine bakar mısınız? Yani çok güzel oldu be. Saygılar efendim.